Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda şu an ben Cemal Bulunmaz ve Turgay Demirkaya var. Kanalı zapt ettik. Ne yapıyoruz kanalda? Daha önce bildiğiniz gibi CNC ve makine kalemleriyle çalıştık. Şimdi freze kalemlerini çalışıyoruz ve freze kalemlerine size farklı basicler yapıyoruz. Arkadaşlar elimizde bugün 4 tane kalem var. Turgay bu 4 tane kalemi kendisi seçti zaten. Setin içinden seçti. Bu gördüğünüz freze kalem başlangıç setimizin içinden 4 kalem seçip bu bileziğin üzerine farklı bir model yapacak. Ne yapacaksın bize? Herkesin bildiği ayna kalemini kullanacak. Çok genelde aynı olarak çok biliyor. Sıkıcısın. Herkesin çok bildiği sıkıcı. Kalemleri kullanmaktan hoşlanmıyor. Bu ama bilmeyenler var. Yani nasıl kullandığını bilmeyen insanlar var. Yani. Arkadaşlar bilmeyenler, öğrenecekler, bilenler Turgay'ın ne kadar farklı bir şekilde kullandığını görerekten şaşıracaklar. Şimdi başlayabiliriz. Evet, şaşırtabilirsin. Şaşırırlar da. Umarım şaşırırlar. Ondan şaşırmazsa ben şaşıracağım galiba. Ben seni gördüğümde de şaşırıyorum. Hani kalemi görsem. Amacımız şaşırtmak ama çok tabii ki de bilemiyorum. Çok da dikkat etme. Yine ayakta yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar bu çekiç kafa kalem kullanması zor kalemlerden biridir. Eğer yeni başlayan arkadaşlar varsa bunu kullanmadan önce yeterince pratik yaptığından emin olsun. Çünkü gerçekten biraz kafası büyük olduğu için balans yapabiliyor ve balans yapınca da kullanmak zorlaşıyor. Bir de bu kalemde kullanırken görüyorsun sadece kalemi ittirmiyorum. Hem bileziği çekip hem kalemi de kendime doğru çekiyorum. Böyle küçük de püf noktaları var. Bunu yaparsanız çok daha hem kalite artar. Hem kolaylaşmış olur. Bu zaten amaç yüzeyde çok fazla vakit harcamamak, hemen bir şey olmak. Ne kadar hızlı kullanırsanız o kadar da pürüzsüz çıkar. Arkadaşlar Turgay yüzeyde vakit kaybetmek istemiyor. Çünkü dediği gibi ne kadar az dokunursa, ne kadar az derine girerekten bu parlaklığı alırsanız o kadar az hata yaparsınız kalite zaten. Kalite olur, hem az hata yaparsınız hem kalite yüksek olmuş olur. Çünkü ürünün içine girip çıkma olduğu zaman o dalgalanmalar yansıyor, görünüyor. O yüzden hani patates soyar gibi hassas bir şekilde yapmanız gerekiyor. Evet, askerde hiç patates soymadım ama. Ben de patates soymadım ama hani patates soyar gibi biraz öyle bir izlenim belli. Evet, bir kısmını tamamladın galiba. Yani bir kısmını tamamladım. Devam ediyor musun? Yok. Yarısı yani bu böyle. Bileziği dörde böldüm. Arkadaşlar şimdi diğer kaleme geçiyor. Gördüğünüz gibi iki tarafını yaptı. Bu kısmına başka bir desen yapacak. Arkadaşlar videoyu gerçek zamanlı çekiyoruz. Tek parça halinde çekiyoruz. Bizim için önemli olan bu bileziği ne kadar zamanla yaptığımızı tasvir edebilmeniz, anlayabilmeniz. Bu yüzden videomuzu durdurmuyoruz. Arada böyle garip sesler gelirse şu anda Çemberlitaş'taki ofisimizdeyiz. Az önce bir kargocu geldi ama camın içinden girdi kesme gibi. Evet. O yüzden ben sesimi duymuş olabilirsiniz. Hani bir tip durumlar olursa hem zaten durum ortada yani. Kusura bakmayın. Normal kesintisiz olduğu için her şeyle karşılaşabiliriz. Ama kesmesek daha iyi olur. Hatta böyle siz de hani. Bence yani, kesmeyelim ya. Kesmeyelim. Gerek yok. Kesmeyelim zaten yani. Normal hayatımıza devam edelim. Normal hayatımıza. Zaten bu bizim normal hayatımız. Hani garip giden bir şey yok. Her şey normal. Yaklaşık 3,5-4 dakikada bir bilesi gelip iş yerine bir şeyler hani camdan geliyor. Evet, normal tabii. Ne bileyim. Araba bile çarptı. Herkesin dükkanında yani. Camdan biri giriyordur. İş yerinin önü burası. Buraya park etmeye çalışan bir tane SUV, SUV, Jeep almış. O bile cama çarptı oldu. Bunların hepsini yaşadık, yaşıyoruz. Böyle de insan böyle şeyler de olabilir tabii. Her şey var yani. O yüzden şimdi ne yapıyorsun? Şimdi zemin olarak ikinci kaleme geçiyorum. Bu da setimizin içinde. Bu doğal ortamı anlattık. Şu an ne olsa ağrı salla ya. Ben çekmiyorum. Başlayalım. Bu da setimiz içinde olan bir kalem. Onu hemen setin içinde çok kullanılan kalemlerden biri. Ömrü uzun bir kalem çünkü üzerine birkaç tabaka var. Evet. Elmas kaplı. 4-5 tabaka var. Hem büyük bir yüzey, çok fazla ömrü uzun. Yalnız kullanımı çok farklı şekillerde olabilir. İsterseniz bu farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bana ben göre ben kullanmamayı tercih ediyorum. Ya sen kullanma zaten. Sen izlemeyi tercih et. Ve izleyip ne bileyim
yorum yap yani. Hem böyle yüzeyde daha çabuk bitiriyorsunuz. Diğer türlü biraz daha işiniz uzun sürebilir. Böyle dalgalı tarzında. Aslında bu geniş modellerde daha da güzel gözüküyor. Ya üzeri yüzey yüksek olduğu için, büyük bir yüzey olduğu için dikkat ettiyseniz çok hızlı bir şekilde bitirdi. Evet. Bu çok böyle bir avantajı sürüyor. Var. Ömrü de uzun yine yüksek yüzey olduğu için. Zaten devrini de düşük kullandığınız için çabuk deforme olmuyor. 7000 devirde kullanıyorsunuz. Ya bu 10 mine kadar olabilir ama kalemin kafası büyük olduğu için freze için problemci yaratabilir. Balanslar. Fiyatı da ucuz. Fiyatı da ucuz evet. Ya bunu ben niye almıyorsunuz hala ben anlamadım şu an. Valla ben bunu. Ben almayı diyorum şu anda. Ben bunu Endonezya'da bir fabrikaya gittiğimde çok şey yaptım. Ön plana çıkardım ve adamlar 100 tane aldılar. Ve orada. Arkadaşlar Turgay yurt dışında pek çok eğitime gidiyor. Hani İstanbul'da, İzmir'de olduğu zaman veya İstanbul'da olduğu zaman hani buradaki arkadaşlarımıza da eğitim verdiği oluyor ama yurt dışında da mutlaka eğitimlere gidip çok fazla hem deneyim sahibi oluyor. Evet, çok şey öğreniyorum. Yani sonuçta onlar da bizden öğrendiği gibi biz de onlardan bazı şey de oluyor. Gittiğin yerde hani böyle abuk subuk adam hem kendi bir şey yapmış olabiliyor. Oradaki pazardaki diğer kalemci arkadaşlar bir şey geliştirmiş olabiliyor. Hani aynen öyle. Böyle karşılıklı bir fikir alışverişimiz de oluyor. Şimdi ne yapıyorsun? O zemin üstüne biraz daha ön plana çıkarmak için. Zemin üstüne zemin yapacağım. Zemin üstüne zemin yapacağım. Abi herkesin herkes zemin hani ben bunu 40 yıldır düşünsem işte, aklıma gelmiyor. Ben de çok boş şey. Kaldığım zamanlarda ne yapabilirim ha, diye düşünerek. Yani İzmir'de normalde ben İzmir'de çalışıyorum. Oradaki ofiste arkadaşlar, çok boş. Arkadaşlar Covid'den yeni çıktık hatta çıkamadık. Hani 6 aydır boşuz zaten. Ya bu yüzden fark ettiyseniz zaten videolar da bu yüzden arttı yani. Boşluktan dolayı böyle sürekli bir videomuz var. Ya şu an yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. En güzeli video çekmek. Boş durmak hoşumuza gitmiyor. Şöyle yapıp modeli yani biraz daha. Zemin üzerine zemin hani biraz daha parlak olduğu için fark evet, görünüyor zaten. Normalde bunu bazen lazerle yapıyorlar. Bazı modelleri lazerle yapıyorlar. Ben daha kısa olsun diye bununla yapıyorum. Ve hani lazer kullanmadan. Lazerle ilgili de videolarımız olacak daha onlar da sonraki olacak. Haftalarda. Yani şu an bir lazer görüntüsü veriyor aslında. Az buçuk. Biraz heyecanlandım. Evet heyecanlandım ben çok de. Farklı. Şimdi nereye gidecek bu iş diye. Son şimdi bir rutuş yapacağım. O da 2140 normal freze kalem dediğimiz. Yine en çok satan kalemlerimizden biri. Onu artık neresine yapacak? Onu sürpriz olsun. Bir yer kalmadı. Sana sürpriz olsun. Zemin üstüne freze yapacak herhalde. Şimdi de elmas üstüne elmas atacağım. Bakalım nasıl bir model yapacak. Evet, bu düz kalemleri yaptığı yerin arasını hem oradaki rutuşu kapatmak adına hem de daha dolgun bir görünüm oluyor. Gördüğünüz gibi hani düz bir ayna gibi değil de aralarında bir sınırlar olmuş oluyor. Bu sayede daha farklı bir tasarım yapmış oluyor. Diğer tarafı da yapacaksın herhalde. Evet. Böyle bir daha ışık kırılması olduğu için biraz daha güzel gözüküyor. Diğer tarafa, herhalde öbür tarafa atmayacaksın. Yok artık orası daha çok kurcalamak istemiyorum orayı. Bu şekilde galiba modeli bitirmiş oluyorsun. Evet. Bu şekilde. Peki. Arkadaşlar modeli bu şekilde tamamladık. Buradan yakından bütün bölümlere. Şurada iki tane zemin üst üste kullandık. Burada da iki tane elmas kullandık. Dediğim gibi iki tane zemin. Bu elmas kaplamalı. Bu da zımpara üzerine elmas kaplamalı. İki tane modelimiz. Bunun üzerine de iki tane elmas kalemle diğer tarafa çalıştık. Arkadaşlar bu elmas kalemlerin bilemeleri oluyor biliyorsunuz. Evet. Yani uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bunları kullanıp atmanız gerekmiyor. Zamanla köreliyor bunlar. Çünkü belli bir kilo bazında kullandığınız zaman körelme yapıyor. Evet, isterseniz hatta bileme atölyemize de gidip bununla ilgili daha detaylı bilgi de alabiliriz. İsterseniz gidelim. Vallahi ben de merak ediyorum. Gidip görebileceğimi hiç görmedim daha önce. Gidelim. Şimdi gidip bileme atölyemizi sizlere göstermek istiyoruz. Hem bileme ile ilgili daha fazla kafanıza ne kadar uzun süren bir süreç, nasıl bir işlem yapılıyor. Kafanızda biraz daha bir şeyler oluşuyor. O zaman maskemizi takalım çünkü Covid var dışarıda. Evet malum. Virüs malum yani. Allah'ın yöntemleri bu da. Allah'ın belası yani. Ne yapacaksa böyle bu kadar. O zaman gidiyoruz arkadaşlar. Koyun vermedim. Hadi. Arkadaşlar şu an Covid'e karşı gayet güvenlikteyiz. Bileme atölyemiz yaklaşık bir sokak altta. Şimdi oraya yürüyeceğiz beraber. Gayet güvenli bir şekilde. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Güvenliği elden bırakmayız size. Şu anda bileme atölyemizde Çemberlitaş'taki merkez showroom'umuza yaklaşık hani 20-30 metre uzaklıkta hem imalat yaptığımız hem bileme yaptığımız yerin burası bileme kısmı özellikle. Şimdi
Turgay Bey, burada gördüğün gibi, şimdi sen neyi merak ediyordun? Ya ben merak ettiğim birkaç şey var. Freze, prensi burada gördüğünüz gibi. Bu makinelerde, bu makinelerin üzerinde disk var ve diskin üzerine elmas dolu sürerek hani elmasa elmasa biletmiş oluyoruz. Bilgi istersen yani, bilgi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Benim birkaç sorum olacak da, en çok merak edilen, daha çok müşteriler de bunu merak ediyor. Biz şimdi kalemi veriyoruz ama bazıları bunun bilerek yapılıp yapılmadığını da bilmiyorlar. Mesela bir kalemi kaç yere iletebiliyoruz? Bir kalemi müşterinin attığı kaleme göre değişiyor. Eğer müşteri kırarsa bir kalemi, hani onun üzerinden yürümemiz gerekiyor. Bir kalemi 10 kere de bileyebiliriz, bir kere de bileyebiliriz. Bu tamamıyla müşterinin kullanım şekliyle alakalı. Ama yüksek darbe aldığı zaman çok da bir şansı yok. Yüksek darbe aldığı zaman kalem kırıldığı için hiç bileyemeyebiliriz yani tek sefer. Ama normalde bizim kalemlerimiz uzun ömürlüdür. Bundan dolayı 50 kere de bileyebiliriz. Hani 70 kere de bileyebiliriz yani. Arkadaşlar kalemlerinizi kırmayın. Düzgün kullanmaya çalışın. Çünkü üzeri hani matlaştığı zaman, çok hafif kırıklar oluştuğu zaman bunu defalarca bileyebiliyoruz. Ama hani çat diye kırarsanız elmasın yarısı giderse inanılmaz derecede ömrü düşüyor. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı, özellikle körleşen kalemleri kullanmaya devam etmemizi zorlayıp kırılması sebep olacağı için tavsiye ediyorum. Başka sen ne tavsiye ediyorsun? Başka tavsiye ettiğim şey Cemal Bey'in söylediği gibi hani köreldiği zaman bilemeye gönderin kalemlerinizi. Yani istediğiniz zaman gelip bu atölyemizde görebilirsiniz. Hani soracağınız sorular olursa, çünkü gerçekten ilginç bir işlem. Maalesef bu bilemeyi bilmeyenler bile var. Hani kalemi kullanıp atan arkadaşlar var. Çoğu kalem, hemen elmas olanların hemen hemen hepsi tekrar bilenebiliyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve mutlaka bir arayıp sorun. Zaten açıklamalara ben iletişim bilgilerimizi her zaman koyuyorum. Buradan her zaman istediğinizi sorabilirsiniz veya yorumlara yazıp buradan sorularınıza hemen cevaplayacağız. Biz bilemelerimizin sonuna kadar arkasındayız. Her zaman buradayız. O zaman güzel oldu. Evet. Bilgi olarak iyi oldu. Ben bir şey daha soracağım. Peki kırılmış kalemi kullanmaya devam ederlerse bu herhalde hani bir şey büyük problem olur değil mi? Matlaştığı zaman ilk önce bilemeye gönderebilir. Çok matla. Tabii ki, çünkü hani zorluyorlar kalemi. Evet. Farkında değiller. Diyorlar ki bu kalem çizgi yapıyor. Hani bu kalem niye bu kadar? Halbuki zorluyor kalemi, ondan sonra kalem kırılıyor. Bu sefer de geri dönüşü olmuyor. Bir tane sonra diyorlar ki kalem şöyle böyle. Halbuki kendileriyle alakalı. Kalemle alakalı. Yani çok fazla detay var. Evet. Her zaman dediğim gibi bizimle çalışıyor olmasanız bile mutlaka Çembertaş'taki ofisinize uğrayın. Bir çay için ustamızla konuşun. En azından bilgi alın. Evet. Gerçekten hani bu bir anlamda şeydir. Kaynak israfıdır. Kalemi güzel kapasitede kullanırsak hani çok daha uzun ömürlü olduğu için bence bu önemli. Yani gerekli performanslı kalemden alabilme şansı size bağlı biraz da. Size bağlı. O zaman arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu serimiz devam edecek bildiğiniz gibi. Daha sonraki haftalarda da değişik freze kalemleri kullanmaya, bizim atölyemizi, firmamızı, tesislerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, değişik. Nerede başladık, nerede bitti bu video? Değişik hayat böyle oluyor. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.